Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine ikinci hikaye çevirilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda da 3 tane hikaye çevireceğim. Haydi başlayalım. Igor'un dayıcı Tamay'dı Go Dao Chong U Dien. Şuraya kadar bir çevirelim. Igor. Burada birisi, bir kişi. Dai. Yine bir önceki videoda da görmüştük. Bir şeyi burada bir yere götürüyor. Dai bir şey. Dao da kullanılır. Direkt dai'dan sonra çü de, yani nesneden sonra, kişiden sonra çü de kullanılır. Burada cı bu eylem tamamlanırken, yapılırken, daycı bir şeyi götürürken. Neyi götürürken? Ta, bu bir kişi neymiş? Erkekmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Maydı. May satın almak demek. Burada maydı satın aldığı neyi? Go. Köpek demek. Satın aldığı köpeği götürürken, burada dağda hani day bir şey, dağ nereye götürürken, chong u diye, bu da pet shop demek, chong u evcil hayvan anlamı var, chong u diye pet shop, yani köpeğini, aldığı köpeği pet shop'a götürürken şu söylüyor: wo bu ya cici gola, wo ben demek, bu ya. Ya burada istemek, kişi anlamı var. Ben istemiyorum neyi? Cı, bu. Cı ise hayvanlar için meji var. Hani cıgı dediğimiz, yani gı gibi bir şey. Hayvanlar için kullanıyoruz. Go, yani bu köpeği istemiyorum diyor. O bu ya. Cı gola. Sonra Laban şu. Laban, burada Laban'ın patron anlamı var. Genel olarak işte bir mekan sahipleri. Mesela bir restoran gittiğiniz, restoran sahibine de Laban dersiniz. Çok fazla kullanılır. Yani lavan kelimesi. Lavan şu. İşte pet shop'un sahibi söylüyor. Cücü go hın song min. Cücü, yine bak burada mecburat kullandık. Bu köpek cücü go hın çok song min. Song min bir önceki videoda da vardı. Zeki demek. Bu köpek çok zeki. Ni sen weishen mı? Neden? Bu xiang yao lını. Xiang yao burada istemek demek. Bu köpek çok zekiydi. Sen neden istemiyorsun? Bu köpeği neden istemiyorsun? Ni wei shen ma bu xiang yao lini. Sonra o ne diyor? Tai shu. O söylüyor. Wo jue de. Jue de burada düşünmek demek. Yani I think. Ta. Yine bak. Pinyin'i aynı. 3 ta. O için. Pinyin'i aynı. Bu da cansız varlıklar. Veya işte hayvanlar için kullanılan. Yani İngilizce'deki itin karşılığı. Voce'yi de düşündüm. İşte o idr ye putsomin. Yani idr burada biraz demek. Yani biraz da olsa zeki olmadığını düşünüyorum. Hiç zeki olmadığını düşünüyorum yani diyor burada. Devam ediyor sonra. Zotien dün şeşya okul demek. Şeşya du zoya okulun ödevi, yani okuldan verilen ödevi. Tadzo'du. Tadzo su'lu hındu. O zu yapmak demek burada. Zu, zu'ya ödev yapmak. Su ise yanlış demek. Su'lu hındu dediği zaman hındu çok fazla. Yani dünkü verdiği okulun verdiği ödevi köpeği yaptırmış ve çok fazla yanlış yaptırdığı için köpeğin hiç zeki olduğunu düşünmüyor. O yüzden de istemiyorum demiş. Böyle komik bir hikayeydi bu da. Şimdi arkadaşlar, anlamadığınız yerleri yorum kısmına yazın. Bunu artık söylememe gerek yok. Şimdi ikinci kayaya geçelim. Xingqiru. Neydi? Pazar günüydü. Baba, mama, doubuzai, chia. Ba anne ve işte baba ve anne, ikisi de. Burada özde çoğulda do kullanıyorduk. Buzai değil. Nerede? Chia. Evde değillermiş. Yani anne ve baba hafta sonu, pazar günü evde değiller. Juyo, bu sadece demek. Only. Juyo, kim varmış sadece? Gıgı, hı, gidi, liangır. Sadece abi ve küçük erkek kardeş. Yani abi kardeş iki kişilermiş evde. Pazar günü. Jozishan. Jozi, masa demek. Jozishan, masanın üzerinde. Ne varmış? Yo. Bak burada bir yerden sonra yo kullanılıyorsa o yerde bir şey var. Ne varmış? İgı
Pingo. Bir tane pingo ise elma demek. Bir tane elma vardı. Didi, yani erkek kardeş, Ken Jian'la bunu görüyor. Elmayı görüyor. Şu söylüyor. Elmayı gördükten sonra söylüyor. Gıgı, abi. Wo Xiang Chi Pingo. Ben Xiang istemek, Chi yemek, Pingo elma. Ben elma yemek istiyorum. Gıgı şu. Abi söylüyor. Kıya, burada tamam yiyebilirsin. You can anlamında yiyebilirsin. Danşı. Ama bu cida bilmiyorum. Neye? Pingo yomeyo. Hoy. Burada hani şı bu şı an, bu olarak kullanmıştık. Burada da hani yes no question var burada. Yomeyo. Ama burada bir phrase olarak kullandığım için bir soru değil. Yani elmanın hoy burada kötü anlamı var. Buradaki anlamı ise şey, çürümek diyebiliriz. Yani elmanın çürüyüp çürümediğini, yani kötü olup olmadığını bilmiyorum. Wobucu da. Wo Xian, Bang Chang Chang. Wo ben, Xian önce demek. First. Bang, yardım etmek. Ni, sana yardım edeyim. Ben önce sana yardım edeyim. Nasıl yardım edeceğim? Chang Chang. Chang burada taste, tadına bakmak demek. Önce ben işte yani elmanı çürüp çürümediğini bilmiyorum. İyiyim, kötü mü bilmiyorum. O yüzden ben ilk önce bir tadayım, tadına bakayım. Nasıl diye. Onu söylüyor. Şocu bunu söylerken, yine bak cı kullanımı var burada. Gıgı Ba Pingo Chuan abisi. Burada ba Çince pasif yapmak için kullanılır. İşte özne, ba, sonra nesne, sonra eylem ne tamamlandıysa. Abisi burada elmayı Chuan'la. Wan bitirmek demek. Fiilden sonra geliyorsa o eylem sonucu bitiyor. Mesela Zuo Wan'la. Mesela ödev deseydi, mesela Gıgı Ba Zuo'yu Zuo Wan'la ödevi bitirdi. Burada da elmayı bitirdi. Ama burada işte Chuan'la diyoruz. Yiyerek bitiriyor. Bunu söylerken yani tadına bakayım. Ben işte böyle sana yardım edeyim derken, bunu söylerken abisi elmayı bitiriyor yiyip. Bu da böyle bir hikayeydi. Gelelim son hikayemize, üçüncü hikayemize. Mama Dai Arzu Zuo Gonggong Chi Chu Chu Shisha. Mama, anne, yine burada Dai var, birisini götürüyor. Kimi? Arzu, erkek çocuk. Şu oğlunu annesi götürüyor. Nereye? Nasıl götürüyor bu arada? Bir de şey de var. Zuo Gonggong Chi Chu. Gonggong Chi Chu burada halk otobüsü. Yani okul otobüsü de diyebiliriz. Belki halk otobüsü için kullanılır. Otobüsle, yani otobüse binip Zuo oturmak demek. Zuo'dan sonra bir araç geliyorsa o araca binmek anlamında. Şang da kullanılır. Burada kullanacağız zaten herhalde. Otobüse binip nereye gidiyorlar? İşte çocuğunu okula götürüyor. Şu işe okul. Sonra Şeyci, Diitian, Ciu, Çıdalı. Şeyci, şey burada kim? Cı, Cıdalı. La aynı anlamda bilmek demek. Yani kim bilir neyi? Yani işte burada biraz farklı bir kullanım var. Diitian ilk gün. İşte Diitsi ilk kez gibi fazla bir önceki videoda kullanmıştık. Diidr birinci ikinci diye. Cü çıdalı. Çıda burada geç kalmak demek. Hani ilk gün geç kalacağını kim bilirdi? Diye bir de bir çeviri olabilir. Yani burada anladığımız ilk gün okula geç kalıyorlar anne ve çocuk. Sonra diğer tiyen ikinci gün Arzı çocuk İşan. Burada bak İ hani bir şeye biner binmez. Mesela İdağlı bir kullanım da vardı. Bir şeye vardı bir yere vardığında. Yani bir önceki videoda kullandık. O anlam veriyordu. Burada verdiği anlam ise Şangçı. Çı yine araç demek. Her türlü bu binilebilir araç için kullanılıyor. Şangçı. Araca binmek demek. İşangçı dediğimizde de yani çocuk araca bindiğinde anlamı veriyor burası. Sonra Ciu yani just anlamı var. Hani direkt ne yapıyormuş araca bindiğinde. Zai Chili Li içerisi demek. Yani Zai Deda Chi araç. Aracın içerisinde Pa'lı Chilai. Pa koşmak demek. Chilai Chi normalde burada ayağa kalkmak anlamı da var. Hani Chilai dediğinde birisine hani ayağa kalk da diyebilirsin. Bir de başlamak anlamı da var.
Burada başlamak olarak kullanacağız. Yani araca biner binmez, otobüse biner binmez ikinci gün koşmaya başlıyor. Buradan anladığımız bu. Sonra Nidzai zoşunma koy diyen zoşiyala şiyalay mama şu. Annesi de ne diyormuş? Nidzai, burada zay eğer fiilden önce geliyorsa bu şimdiki zamanı belirtiyor. Sen ne yapıyorsun anlamında. Artık biraz böyle zamanları da bu şekilde belirginleştiriyoruz. Yani zamanları net belirten şeyler de var. Direkt hiçbir şey demiyorsa mesela geçmiş zamanki gibi de kullanabilirsin. Gelecek zamanki gibi de kullanabilirsin. Böyle ilk videolara da yorumlar gelmişti. Bunlar biraz oturuyordur diye düşünüyorum artık. Zay varsa bir fiilden önce işte şimdiki zaman oluyor. Nidzai zuo shenme. Sen ne yapıyorsun? Kuai diye hatta burada kuai diyar. Zuo shiyalai. Kuai hani hızlı deme. Kuai diye hemen anlamında yani hurry up gibi de düşünebilirsiniz. Hemen zuo oturmak. Shiyalai. Yani bir de hemen burada otur. Ne yapıyorsun? Yani çocuk koşmaya başladı otobüsün içinde. Ne yapıyorsun? Hemen otur diyor annesi. Sonra çocuk ne diyormuş? Wohu çıtzı. Çıtzı burada hani araç yine otobüsü kastediyor. Ben ve otobüs. İçi. Birlikte demek. Together. Ha. Birlikte koşuyoruz. Benle otobüs birlikte koşuyoruz. Cihan. Bu şekilde demek. Cihan. Çiğ. Hani bu şekilde direkt. Bu huy. Hani burada huy kendi anlamı da var. Huy de gelecek zaman anlamı da var. Burada hani gelecek zaman daha mantıklı. Yani want gibi düşünebilirsiniz burayı. Çıdağlı. Bu şekilde. Çıdağ neydi? Geç kalmaktı. Bu şekilde geç kalmayacağız. Yani otobüsün içinde koştuğunda otobüsün daha hızlı gideceğini yani otobüste birlikte koştuğunda daha hızlı gidip geç kalmayacağını düşünüyormuş çocuk. O yüzden de bu şekilde geç kalmayacağız diye de cevap veriyor. Yine bu da gülümseten bir hikayeydi. Ve 3 tane hikaye çevirisi yaptık. Bundan sonra arkadaşlar şey yapacağım. Yine üçer hikaye olacak videolarda. Ki zaten onu da size göstereyim. Şu Mandarin Bean diye siteden alıyorum hikayeleri. Kaç tane daha var? Hatta birlikte bakabiliriz. Şu üçünü yaptık. Bu videoda bunları çevirdim. Sonraki videoda şu üçü olacak. Sonra 6 tane daha burada var. 9. 6 tane daha var. 15. 21. En son 4 tane var. 25. Bundan sonra 25 tane daha hikaye çevireceğim. Sonra HSK2 seviyesinde diğer kitaba çevireceğim. Yani o yüzden bunu hızlandırmak için 25 günde bitirmek yerine işte günde 3 4 hikaye çevirip işte bir haftada falan burayı bitirmeyi planlıyorum hikayeleri. Çince'de de hızlanmamız gerekiyor. Yani bu benim için de önemli. Ben de Çince'yi en azından bu senenin sonunda şu Aralık'ta falan bir HSK 3 4 seviyesine tekrar bir gelmek istiyorum. Benim de seviyem bayağı kötüleşti. Bu şekilde. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.